Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından Nevşehir Çarşı merkezde buz gibi limonata ikramında bulunuldu. Nevşehir Belediyesi sıcaklıkların yükseldiği günlerde vatandaşların rahatlayabilmesi için Ziraat Bankası önünde vatandaşlara buz gibi limonata dağıttı. Havanın yakıcı sıcaklıklarına karşı bir nebze olsun nefes alabilmek amacıyla dağıtılan buz gibi limonata vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle işten çıkan ve dışarıda vakit geçirmek zorunda olan insanlar Nevşehir Belediyesi'nin bu düşünceli hareketi sayesinde anlık bir serinleme fırsatı buldular. Nevşehir Belediyesi personellerinden Mustafa Şekerli, sıcak hava dalgalarıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın biraz olsun rahatlamasını istedik. Bu nedenle Ziraat Bankası önünde vatandaşlarımıza buz gibi limonata ikramında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve rahatı her şeyden önemlidir dedi. Bizim buyurunuz. Buyurun. Abi ben klimasız arabalara çalışıyorum abi. Bak klima doğrudan klima yok. Öbür Nevşehir için şok yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre otobüsler ile Suriyeliler getiriliyor. İyi Parti İl Başkanı Yücel Kesen şok etkisi yaratan bir iddiayı ortaya attı. İddiaya göre 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Vilanma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine AK Partili belediyeye ait otobüsler ile Suriyeliler taşındı. İşte Başkan Kesen'in o şok iddiaları şu şekilde. AKP'li Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüslerle Suriyeli mülteciler Hacı Bektaş Vilanma programı nedeniyle Hacı Bektaş ilçemize getirilmektedir. Buradaki amaç nedir? İlimizin mülki ve idari yetkilileri getirilen mülteciler hakkında bir takibat yapıyorlar mı? Dedi. Tarihi Kayseri Kalesi surlarına çıkan ve elinde bıçak olan şahıs polisi alarma geçirdi. Şahıs ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek surlardan indirildi. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kayseri Kalesi surlarında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise zemine branda açtı. Elinde bıçak olan şahıs zaman zaman korku dolu anlar yaşatırken meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. İsminin YA olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Thank you.
Baksana. Ya ulaşayım mı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiaya göre teşkilata Rasim Arı talimatı verdi. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir çıkış ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takarak partisini aldığı Nevşehir Belediyesi'nin eski başkanı Rasim Arı sonrasında milletvekili aday olarak gösterilmişti. Bu gelişmelerin yanı sıra partide de adeta kıyametler koptu. Teşkilat adeta Arı'ya verilen görev sonrası ikiye bölündü. İstifalar peş peşe geldi. Bu gelişmelerin ardından seçime giren Arı 32.389 oy alarak şehrin 4. partisi olan İYİ Parti'den meclise giremedi. Hal böyle olunca gözler yerel seçimlere çevrildi. Peki Rasim Arı belediye başkanı adayı olacak mı? İşte tam da bu sorunun cevabı merak edilirken ortaya yeni iddialar atıldı. İddiaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Parti Teşkilatları'na Rasim Arı'yı belediyeye hazırlayın dedi. Bu iddialar ayyuka çıkarken Rasim Arı uzun süredir paylaşım yapmadığı İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek balkon pozu verdi. Konu hakkında özellikle partililer İl Başkanlığı'ndan ve konunun muhatabı Rasim Arı'dan bir açıklama bekleniyor. Komşumuzda kahreden haber geldi. İşçi servisiyle minibüs çarpıştı. Kazada 13 yaralı var. Nevşehir'e çok kısa mesafede bulunan komşumuz Aksaray'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İçerisinde Nevşehir doğumlu işçilerin de olduğu otobüs karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan işçilerden 13'ü yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine sevk edilen ambulans ekiplerince en yakın hastanelere sevk ettirildi. Yaşları 40 ile 25 arasında değişen bu işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de Meşe ailesinin acı günü var. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü halkından Yunus Meşe vefat etti. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Doğala Merkez Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bugün Kayseri'de 6 kişi hayatını kaybetti. Arslan Deli Duman 57 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi saat 10.30'da kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsmail Avşar 79 yaşında hayatını kaybetti. İsmail Avşar'ın cenazesi saat 11'de Hulusi Akar Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Erkilet Bülbül Pınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müfit Haspaylan 85 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası eski mezarlıkta defnedildi. Osman Turgut 83 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi saat 11'de Hulusi Akar Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ürüzat Yılmaz 75 yaşında hayatını kaybetti. Ürüzat Yılmaz'ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası Koca Sinan'da toprağa verilecektir. Develi, Aygözme sakinlerinden Derviş Kapu ve Ali Somsur'un torunu, Ali Kapu'nun oğlu Kerem Kapu, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kayseri Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.